Berkay, Yavuz, bugün ne konuşacağız? Bir açılışı yapalım, sonra konumuza hızlıca giriş yapalım derseniz. Bu videoyu hazırlarken 2023 yılında TOGG'un fiyatları ne olacak sorusunun cevabı bugün açıklandı. Biz de onları bu videonun içerisine hızlıca eklemek istedik. TOGG T10X olarak adlandırılan başlangıç modeli 314 km menzile sahip ve anahtar teslim satış fiyatı 953.000 TL olarak açıklandı. Uzun menzilli olan versiyon ise 523 km menzile sahip ve 1.215.000 TL anahtar teslim satış fiyatına sahip. TOGG ile ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Arabaların içerisindeki bataryalar oldukça yüksek kapasitelere sahip. Deprem bölgesinde ısıtıcıları, lambaları çalıştırmak için de kullanabileceğiz. Bu teknoloji sayesinde aracımızdaki enerji evimizde de kullanabileceğiz. Şebeke aktarım oradan yapılacak araçlardan. Merhaba, ben Kerem Çilli. Berkay ve Yavuz'la beraber size elektrikli araçlar konusunda az bilinen ve özellikle deprem zamanında çok daha ön plana çıkan bazı özelliklerden ve bunları nerelerde kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Bu konuda arkadaşlarım ciddi bir araştırma yaptılar. İnternette ciddi bir tarama yaptılar. Hem fiyatlardan biraz bahsedeceğiz, hem teknolojilerin nasıl kullanılacağından bahsedeceğiz. Buradaki temel çıkış noktamız bir arabanın sadece araç kullanırken değil, onu evde de enerji kaynağı olarak kullanmak ya da bir başka arabayı enerjisini vermek için ya da deprem bölgesinde ısıtıcıları, lambaları çalıştırmak için de kullanabileceğiz. Hızlıca giriş yapalım dilerseniz. Bu konunun özel isimleri ve başlangıcı bize Yavuz yapsın. Bu konuyla alakalı 4 tane başlığımız mevcut. İlk başlığımıza başlayalım isterseniz. V2G, araçtan şebekeye. Yani aracın içerisindeki bataryayı biz 220 volt enerjiye dönüştürüp şebekeye verebileceğiz, doğru mu? Evet. Bu ne zaman yararlı olabilir ya da gerekli olur mu? Mesela şöyle düşünelim. Gündüz çok önemli zaman dilimlerinde, puant dönem dediğimiz dönemlerde elektriğin fiyatı daha pahalı olabilir. Gece çok daha uygun fiyatlı olabilir. Eskiden bu ayrım çok ciddi vardı. EPDK'nın tarife tablolarından bunu bakabiliyorsunuz. Google'da arattırıp. Ama şu an o cazibesini yitirdi bu şekilde bir fiyatlama. Ama öyle bir senaryo olduğunu düşünelim. Satmamız çok karlı ve elektrik bataryayı doldurmamız da çok ucuzsa eğer, bu tarz bir çalışma mantığı bize para dahi kazandırabilir. Ama tabii şartlarında buna uygun olması gerekiyor. Peki başka farklı kullanım yöntemleri var mı? Onlardan da bahsedelim. 4 tane yol demiştin. İkinci başlığımız araçtan eve V2H. Bu teknoloji sayesinde aracımızdaki enerji evimizde de kullanabileceğiz. Yani bu anladığım kadarıyla şöyle oluyor. Şebeke elektriği gitti. Şebekeden ayırıyoruz evimizin hattını ve arabayı oraya bağlayıp evimizde normal günlük yaşantımıza devam ediyor oluyoruz. Çünkü arabaların içerisindeki bataryalar oldukça yüksek kapasitelere sahip. Bir evi belki 4-5 gün idare edecek kadar enerjiyi içerisinde barındırabiliyor. Aslında çok kullanışlı bir yöntem. Bununla ilgili sanırım bazı videolarda şu an biz konuşurken ekrana getiriyor olacağız. Hep Yavuz'a sorduk. Diğer farklı bir yol daha var mı? Onu da Berkay'dan dinleyelim. Üçüncü yolumuzsa V2V. Bu yol araçtan araca enerji aktarımı. Bataryası dolu bir araçtan bataryası boş bir araca enerji aktarımı yapabiliyoruz. Yani aracın yolda kalması gibi bir durumda ne olacak diye çokça konuşuluyordu. Özellikle şarj istasyonları ilk zamanlar çok azdı. Şu anda da hani hızlı bir şekilde artıyor ama ya yolda kalırsam ne olur sorusunun cevabı da aslında Evet. bu. Arkadaşınızı arayıp elektrikli arabasını getirtip hemen hızlıca en yakın benzin istasyonuna ilerleyecek kadar, ki benzin istasyonları artık şarj istasyonları olduğu için ismi hala eskide kaldı. Benzin istasyonu olarak söylüyoruz. Bu şekilde araçtan araca şarj mümkün olacak. Bence çok kıymetli, Evet. kullanışlı bir yöntem. Bence en kıymetli çalışma versiyonu, özellikle bu deprem zamanında aktif kullanılabilecek en güzel özellik, dördüncü özellik sona saklamış arkadaşlarım. İsterseniz ondan bahsedelim. Dördüncü başlığımız araçtan yükü yani V2L. Araçtan yüke ne demek tam olarak? Hani hiç bilmeyen birisi için de yük konusunu biraz açabilir miyiz? Araçtaki enerji 220 volt olarak kullanmamızı olanak sağlıyor bu teknoloji. Mesela çadırın içerisindeki bir ısıtıcıyı direkt arabanın içerisine gelen enerjiyle onu çalıştırabiliyor olacağız. Lambalarımızı yakacağız, televizyon izlenebilir olacak, buzdolabı dahi çalıştırabilmemiz mümkün olacak. Çok pratik bir şey. Tabii burada en önemli sıkıntı, ilk baktığımız zaman ne olacak? Araba güzel, içerisindeki enerjiyi kullandık, ısındık, çok işe yaradı. Özellikle deprem bölgesi özelinde konuşuyoruz. Araba bitince ne olacak? Onu iyi hesaplayıp yakın noktalarda şarj ettiğimiz takdirde çok güzel bir tampon vazifesi görecek ve enerji ihtiyacını insanların karşılayacak. Çünkü ciddi bir elektrik harcama olduğu için ısıtıcılarda bunu karşılayacak güç
elektrikli araba da var. Ama bunu mesela biz bir güneş paneliyle çok yapmamız olası değil. O anlamda elektrikli araçlar bu tarz afet durumlarında çok kıymet arz eden ürünler bence. Evet, 4 tane farklı ürün ve aslında aynı arabayı 4 farklı şekilde de kullanabilmemizi bize gösteriyor. Bu özellikleri çok bilmiyorduk. Özellikle depremden sonra çok daha ön plana çıkan özellikler oldu sanki. Peki bu araçları nasıl şarj edeceğiz? O tarafa birazcık daha detaylandıralım isterseniz. Yani arabanın bataryası bitti. Ne tarz ürünler var? Araçtan eve, evden araca, yani çift yönlü bir etkileşim olması gerekiyor. Bunu sağlayabilen ürünler neler? Öyle bir araştırma da yaptınız bildiğim kadarıyla. Evet. Bu konuda belki X teknolojilerine sahip çift yönlü elektrikli araç şarj cihazları mevcut. Bu elektrikli araç şarj cihazları iki yönlü etkileşimliler. Araçtaki enerjiyi şebekeye verebiliyor. Aynı zamanda şebekeden araca doldurabiliyor. Diğer V2L teknolojisi de araçtan evimize besleyebiliyor. Aynı şekilde evimizden aracımızı doldurmamıza olanak sağlıyor. Peki bu ürünler Türkiye'de kolaylıkla ulaşılabilir ürünler mi, çift yönlü araç şarj cihazları? Bunu da araştırdınız mı? Şu an Türkiye'de aktif olarak satışları mevcut değil. Fakat proje bazlı yurt dışına ithal edilebiliyor. Proje bazlı yapılıyor bunlar tabii ki. Çünkü şebekeye bağlanma gibi durum söz konusu. Bazı firmalarla görüştünüz. Yani istenirse getirebiliriz mi dediler özetle? Evet, proje bazlı ilerlendiği söylendi. Anladım. Yani böyle bir şarj ünitesinin alınması da ileriye dönük çok daha avantajlı olacaktır. Şarj ünitesi almak isteyenler çift yönlü etkileşimli bir ürün özelinde de bakmalılar bence. Peki bu elektrikli aracı çift yönlü şarj edip kullanabileceğimiz şarj istasyonları var mı? Bu konuyla ilgili fiyat konusunda bize bilgi verir misin Berkay? Şarj istasyonlarının fiyatı 4-5 bin dolar arasında değişiyor. Birçok şarj istasyonu var. Bununla ilgili detaylı bilgiye blog sayfamızdaki araştırmamızdan ulaşabilirsiniz. Orada kaynakları da belirttik sanırım. Çok evet. Detaylı. Nereden aldık bu bilgileri? Hepsini bulma şansınız olacak. Açıklama bölümüne de onu ekliyor oluruz. Evet, araç fiyatları ile ilgili de biraz araştırma yaptık. Özellikle yurt dışı pazarındaki fiyatlara odaklandık. Çünkü Türkiye'deki fiyatları sizler de kolaylıkla bulabilirsiniz ve vergilerden dolayı da rakamların artması oldukça üzücü. Bu anlamda da genel bir fikir vermesi için yurt dışı pazarında ortalama fiyatlar nedir? Hepsi blog sayfamızda liste halinde var. Birazcık da sesli olarak da burada birkaç tanesine örnek verebiliriz. Fiyatlar 36 bin dolarla 55 bin dolar arasında değişmekte. Hyundai Ioniq 5 45.500 dolar, BYD Atto 3 47.900 dolar, Ford F-150 Lightning 55.900 dolar. Bu araçları alırken şeye de bakmamız lazım değil mi? Acaba biraz önce anlattığımız teknolojileri destekliyor mu, desteklemiyor mu noktasını da iyi belirlemek önemli. Mesela araçtan yüke dediğimiz V2L versiyonu kampa gittiğinizde de işinizi çok kolaylaştırır. Yani ısınma ihtiyacınızı, aydınlanma, işte müzik, aklınıza gelebilecek elektrikle çalıştıracağınız ne varsa piknik alanında, kamp alanında kahve içmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Yani evdeymiş gibi kahve makinesiyle kahve yapmanız bile mümkün olabilir bu araçlarla. Alırken de bu detayların olup olmaması önemli bir parametre bence. Elektrikli araçların farklı kullanım örneklerinden de bahsetmek istiyoruz. Bu konuda Berkay'ın internet araştırma yaparken dikkatini çeken bir nokta vardı. Bahset istersen bize Berkay. Elektrikli şarj türlerinden biri de V2G'ydi. Şebeke yaptırım. Otoparklarda birden fazla aracın olduğu yerlerde otoparklar şebeke görevi görecek ve şehirdeki elektrik gittiğinde şebeke aktarım oradan yapılacak araçlardan. Yani bu bakıldığı zaman çok fazla enerji tasarrufu demek. Voltaj düştüğünde oradan çok büyük bir desteklenmesi demek. Çok büyük bir avantaj sağlıyor aslında. Benzer bir konu aslında bizim birkaç yıl önce yaptığımız bir videoda da bahsi geçiyordu. Volkswagen'in Power Day etkinliğinde elektrikli aracın çift yönlü bir etkileşimle şebekenin bir enstrümanı gibi çalışması, ani elektrik ihtiyaçlarını destekleyici bir noktada bulunması gayet mümkün, olası gözüken bir senaryoydu. Bunların hayatımıza hızlıca giriş yaptığını da zaten yakın gelecekte görüyor olacağız. Bunlar sadece kağıt üstünde kalan teorik çalışmalar olmayacak. Aktif günlük hayatımız bir parçası olacak. Burada konuştuğumuz birçok şey artık bugün gerçekleştirilebiliyor. Özellikle deprem bölgesi örneğini çokça verdik. Orada aktif kullanabiliyorsunuz. Bazen iletişimle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadık. Televizyonlarda, medyada çokça döndü. İşte 3-4 saat idare edecek jeneratörler vardı. O yüzden baz istasyonları çalışmadı vesaire. Yani bunun direkt çözümü olarak elektrikli araçlar ve onların kullanımı bence çok rahatlıkla söylenebilir. Daha önceki bir makalemizde de belirtmiştik. Orayı kaynak göstererek yine söylemekte fayda var. Günlük bir
tüketim baz istasyonunun yaklaşık 55 kilowatt saat olduğu gösteriliyordu o araştırmada. Ortalama bir elektrikli aracın bataryası da bu kadar. Yani baktığınızda teorik olarak 24 saat boyunca bile enerjinin kesintisiz bir şekilde olması mümkün. Nerede 2-3 saat, nerede 24 saat. O yüzden teknoloji firmalarının birazcık daha bu tarafa yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Ben deprem döneminde maalesef teknoloji firma yetkililerinin açıklamalarını çok ikna edici bulmadım. Yıl 2023, bu kadar uzun süre iletişimdeki bu kadar aksaklık, tamam ciddi bir büyük bir afet yaşadık ama bence kabul edilemez. Sonuçta bunlar dünya devi olmuş operatörler ve bunu adına yakışır bir şekilde de çözümlerinin olması gerekiyor. Kaldı ki şimdi 5G özelinde yüzlerce reklam göreceğiz televizyonda ama bence hiçbir kıymeti yok. Çünkü depremde yaşanan bu aksaklıklarda bence bütün operatörlerimiz sınıfta kaldı diyebilirim. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki. Ama teknoloji şirketi olarak bahsi geçen firmaların da teknolojik gelişmeleri yakından takip edip ve onları da işlerine entegre etmeleri bence olmazsa olmaz bir durum. Yeri gelmişken de bunu belirtmek istedim. Bu konuda hakikaten iyi hissetmiyoruz. Depremin psikolojisi, hiç yakınımız vefat etmese bile birçok insanımızı orada kaybettik ve bu durum rahatsız ediyor. Açıklamalar da tatmin etmeyince aslında rahatsızlığımız da artıyor bence. Kendi adıma konuşuyorum. Bu sebeple de teknolojik gelişmelerin özellikle elektrikli araçlar, depolama, güneş enerjisi, bunların hepsini bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Lafı çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok iyi bir içerik olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarıma teşekkürler. Bayağı uzun süre araştırdılar. Bilgilerin doğruluğunu teyit ettiler. Bunların hepsini de blog sayfamızda uzun bir makale olarak da sizlere paylaştık. Açıklama kısmında da göreceksiniz. Elektrikli araçlarla ilgili daha fazla inceleme videoları yapacağız. Şu an ofisimizi geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Yeri geldikçe onlarla ilgili sizlerle paylaşımlarda da bulunacağız. Daha da hızlanacağız. Elimizden geleni yapıyor olacağız. Evet, umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.